Kolay gelsin. Hoş geldin Metin abi. O kadar kötü mü Sami? Benim oraya çekeceğim abi. Başka türlü çözülmez bu araba. Eyvallah. Ilgaz abinin haberi var. Tamam. Eyvallah. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Efendim baba. Ilgaz, oğlum sormadan arabayı almışsın. Ya biz sormaz mı insan araba lazım mı diye? Oğlum çırağına biz çıkacağız, ne yapacağız? Bana bak, ben şimdi adliyeye geliyorum. Arabayı alıp çıkacağım, tamam mı? Eğer işim var, ayrılacaksan da anahtarı odaya bırak. Tamam mı Ilgaz? İşim çıktı baba, yoldayım. Şile'ye gidiyoruz. Ya bize lazım, anlamıyor musun? Ne yapacağız Çınar'la biz? Yetişirim baba. Dönerken haber veririm, en kötü bir çaresine bakarız. Gecikme Ilgaz, gecikme. Ya sabır, ya sabır. İyisin ha, şükür. Dedim baba, ne yaptın? Hallettim oğlum. Hallettim. Sen şimdi bunları düşünme. İyileşmeye bak, tamam mı? Ne demek hallettim baba, ne yaptım? Ya bu kısmını bilmen gerekmiyor Çınar. Baba, baba. Ya abim öğrense bir şekilde ne diyeceğim? Ceylin'e ne diyeceğim? Defne öğrense, halam öğrense ne diyeceğim baba? Kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Sen yeter ki ağzını sıkı tut. Kimseye bir şey söyleme. Şimdi sen dolaşmak için evden çıktın, tamam mı? O Serdar'ı aradın ama gelmedi. Sen de yoruldun, gittin bir parkta oturdun, dinlendin. O parktan eve gelirken de telefonunu düşürdün. Sonra aklına İnci geldi. Mezarlığa gittin, ziyaret ettin, duanı ettin. Sonra otobüse bindin. Yanlış otobüse bindiğini anlayınca da otobüsten indin, yürüyerek eve geldin. Tamam mı oğlum? Eve yürüyerek gelirken de yolda düştün. Ha? Hani çünkü hastalıktan sonra dinlenmen lazım. Halsiz düştün. Onun için de yolda gelirken dikişlerin patladı. Tamam. Ah, benim için yalan söylüyorsun. Seni bir daha cezaevine gönderemem Çınar. Bak şimdi. Yarım saate halanla Defne gelecek. Ben bir emniyete gideceğim. Seni taburcu edecekler. Ben gelip seni alacağım. Sen şimdi sakin ol. Tamam. Panik yapma. Kimseye de bir şey söyleme. Tamam. Hadi oğlum. Baba. Sağ ol baba, sözünü tuttun. Onun oldu. Değişmiyor bir saniye öncesi. Hadi. Sen yat şimdi, dinlen. Sakinleş. Metin amca. Metin amca. Metin amca, seslendim duymadın. Babam için mi geldin? Oğlum yok, dalmışım ya. Bizim ortanca biraz rahatsız da. Geçmiş olsun. Nesi var? Ya iyi şimdi. Mühim bir şey değil yani. Baban nasıl? Ayaklandı mı? Yok, yatıyor. Yeni geldi kendine. Ama daha ne oldu, neredeydi hiçbir şey anlatmadı. Tabii zaman alacak.
toparlansın hele. Ama hiç iyi görünmüyor Metin amca. Bir gelip baksan. Oğlum ben de bir emniyete uğrayacaktım ama. İki dakika. Moral olur. Bir de Metin amca belki sana anlatır başına geleni. Odası hemen şurada. Baba. Bak Metin amca geldi. Geçmiş olsun abi. Metin. Sen mi geldin? Nasılsınız? İyiyim. Alp sen bir çık dışarı oğlum. Yalnız bırak bizi. Olur. Su da alacaktım sana. Metin. O gemi kaptanı kaçırdı beni. Hatırladın mı? Zafer. O kaçırdı. Kilitledi beni. Adamın gözü dönmüş Metin. Öldürecekti beni. Kina. Aşırı merak ettim seni. Bir dakika, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Akşam zaten taburcu edecekler beni. Kasmasaydım buraya kadar. Ya ben aslında cezaevine de geldim de işte kapıda zırvaladılar bir ton. Sadece akraba olunca alıyorlarmış. Ne alakaysa. Boşver, iyi yapmışlar. Ne yapacaktın o ezik halimi görüp? Ne ezdiği Çınar ya? Ben başından beri emindim senin yapmadığını. Asla zaten ben İnci'ye... Biliyorsun zaten. Ha, yok ben o anlamda söylemedim de... Yani sen ve birini öldürmek. Yani imkansız. Bir kere fazla iyi kalpsin bunun için. Sakin miyiz gencolar? Senin ne işin var lan burada? Ne işin var oğlum senin burada? Ha? Tamam dur. Oğlum ne işin var lan? Ya bir dur oğlum. Dur. Oğlum sen mal mısın lan? Ha? Keyfine mi sattık seni? Patron zorladı lan. Adamlar öldüreceklerdi beni. Ağzıma... Bak, al bak halime bak. Bak. Seni böyle darlasalar sen de tamam diyecektin. Yalan mı? Adam tutuksuz yargılama ayarladı. Hallederiz dedi. Ne yapsaydın? Ne işin varmış? İyi. Ben patrona posta koyardım. Sen de benim cenazeme gelirdin. E ortamda daha şenlikli olurdu artık. Oğlum uzat. Ya oğlum biz kanka değil miyiz ya? Ha? Böyle bir mevzuyu ben niye bozayım? Sen parka niye gelmedin ha? Oğlum telefonda ateş ediyordun. Dedim bu bana dalacak. Tırstım. Şimdi yatakta yatıyorsun. Yapamazsın diye geldim ama maşallahın var. Ya oğlum uzatma işte ya. Bak açıkça söylüyorum. Tırstım ondan gelmedim. Hem ikimiz de yırttık ya, değil mi? Kimse ben yırtmadı. Neyse hadi siz çıkın. Halam gelecek birazdan bir ton soru sorar. Ben haber vereceğim size çıkışta. Tamam. Görüşürüz. Haber vereceğim. Sever bence. Ben de seviyorum balonu. Bakınca gülüyor insan. Abim de gülsün. Hangi odaydı? Şurası kızım. Abim. Ay yavaş yavaş kızım dikkat etsene. Acıdı mı oğlum? Acıttı mı ben mi yaptım? Yok yok iyiyim ben iyiyim. Prenses ben öyle bir anca kalkınca. İyiyim ben. Balonla oynarsan hiçbir şeyin kalmazmış. Oğlum sana kek getirdim. Ha? Çok seversin sen. Ha? Sağ ol hala. Çınar. Bu biraz önce odadan çıkan arkadaşın bizim eve kitap almaya gelen çocuk muydu? Olabilir hala bilmiyorum. Bak bu durum Ilgaz'ın hiç hoşuna gitmedi. Haberin olsun değil mi oğlum? Bağlayalım uçmasınlar. Hadi gel bağlayalım.
şey söyle, koruyacak mısın beni? Hatasının bedelini ödesin ki eve huzur gelsin. Değil mi baba? Baba. Sağ ol baba, sözünü tuttun. Bugün buraya Kahraman Türk Polis Teşkilatımızı üstün başarılarından dolayı onurlandırmak için bir araya geldik. Hep birlikte içimizdeki bu meslek aşkıyla daha nice başarılara nail olacağımızdan eminim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ödülleri takdim etmek üzere vali yardımcımızı kürsüye davet ediyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Müdürüm, Çınar'ın durumu çok iyi değil. Bu mevzu uzar şimdi. Ben istersen gideyim. Olmaz Metin. Bu ödülü büron adına da alıyorsun. Hem sıra sende. Teşekkürlerim, bir hoş geldin. İki ay önce canını siper edip bir vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz, cinayet büro amiri Sayın Metin Kaya'yı buraya davet ediyorum. Huzurlarınızda kendisine yılın üstün hizmet ödülünü takdim ediyorum. Allah bu gururu herkese yaşasın. Ne güzel yetiştirmişsiniz. Aç şunu oğlum ya. Aç, aç. Tebrik amirim, hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Tebrik ederiz amirim. Sağ olun. Hayırlı olsun amirim, darısı başımıza. İstanbul Emniyet Personel Şube Müdürlüğü'ne. Dolan yaş haddim sebebiyle yüksek müsaadelerinizle emekliliğe ayrılmak istediğimi arz ederim. Gel. Müsaade var müdürüm? Olmaz mı? Müsaade senin. Gel Metin, gel. Çok vaktinizi almayacağım. Ya dur ya. Şöyle birer kutlama kahvesi içelim karşılıklı. Otur hadi, otur. Fikri. Oğlum bize iki tane sade... Bu ne Metin? Öyle işte müdürüm. Neden? Yoruldum. Artık gençlerin önünü açmak lazım. Bu hiç olmadı. Asıl gençlerin sana ihtiyacı var. Mesleğin inceliklerini öğreteceksin. Dayılık yapacaksın onlara. Başıboş nasıl bırakacaksın bir ona? Ben sizi de idare ederler. Bu şimdilik bende kalsın. Sen iyice bir düşün. Gerek yok müdürüm. Ben kararımı verdim. Müsaadenizle.
Oğlum kardeşine lazım dedim. Niye getirmedin arabayı? Taksiye sen bin. Niye bana eziyet ediyorsun? Dikişli çocuğu taksiye mi bindireyim? Tamam baba, tamam getiriyorum. Gelmiyorsunuz mu? Hastaneye gidiyorum Çınar'ı çıkarmaya. Tamam, görüşürüz o zaman. Ceylin. Konuştuğumuz gibi sen sakın kendin verme görüntüleri, tamam mı? Eren gelecek, bekle onu kendi incelemesi gibi versin. Bölge düşürme şu işte, bitsin artık. Tamam, tamam ya, tamam, tamam. Bekleyeceğim. Alayım o anahtarı. Allah Allah. Yemedik arabanı baba. Buyur. Ne kıymetli arabam varmış. İstediğim emekliliğimi verdim, dilekçem oldu mu? Şimdi anlaşıldı gazın sebebi. Hadi oğlum çıkıyoruz. Nasılsın aslanım? Ne oldu, iyi misin? Ya tamam, sen de çocuğun üstüne gitme. Ayağa kalktığı için canı yandı. Hadi sen git tekerlekli sandalye bul, yürümesin. De. Çınar. Oğlum yapma böyle. Koy verme, topla kendini. Bak eğer böyle davranmaya devam edersen abin işkillenecek. Ne olduğunu öğrenmek için de eşeleyip duracak. Kimsenin bilmemesi lazım oğlum. Yapamıyorum, yapamıyorum ben kimsenin. Abimin yüzüne bakamıyorum baba, ben senin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum baba, ben nasıl bakacağım? Ya o kadar ben yapmadım, yapmadım dedim. Ben öldürmem dedim. Sonunda katil oldum baba. Tamam, 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 tamam. Senin bir suçun yok, tamam. Adam seni öldürmek için peşine düşmese, o zaman kız kendine. O ölmese sen hayatta olmayacaktın. Sen yeterince çektin. Artık daha fazla sana izin vermem. Veremem. Hadi topla kendini. Hadi. Onlar da bayağı açtı seni. Ve kıymetli arabasına kavuştu sonunda Metin Amir. Yardım edeyim mi? Hallederim. Hadi. Yavaş yavaş. Gel. Gel, dikkat edelim kişilere. Gel. Hadi siz geçin. Nereye koyayım balonları? Ameliyatta ağzını da mı diktiler? Niye susuyorsun? Ağrın mı var? İyiyim abi. Yorgunum biraz. Keyfim yok.
Çınar abim. Abim. Bağlayalım onları, uçmasınlar. Tamam, bağlarız sonra. Çınar abim biraz dinlensin, kendine gelsin. Hadi gel, biz çıkalım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Vurun ulan. Vurun, siz de vurun. İyi nöbetler. Sınırını aşmışsınız. Ehliyet uzat lütfen. Şüpheli şahıs var. Görevdeyim. Yolu aç. Kolay gelsin abi. İnci. Kızım. Sana babanı getirdim. Bu akşam kavuşacaksın ona. Allah günahlarımızı affetsin. Elimden bu kadarı geliyor. Efendim baba. Ulgas. Oğlum benim arabanın bagajında eşyalarım vardı. Nerede onlar? Bilmiyorum ki baba. Oğlum araba sendeydi. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Bagajı açan oldu mu? Yok baba, ben açmadım. Ya oradadır ya da sen aldın, hatırlamıyorsun. Ulgas, ben aptal mıyım oğlum? Ha? Yok işte, yok. Nerede bıraktın arabayı?
Belli ki arkadakileri çalmışlar. Baba, evin önünden aldım, adliyeye geldim. Adliyenin önünde bagajı boşaltacak halleri yok herhalde. Sıkar o biraz. Başka da bir yere gitmedim ki arabayla. Oğlum, iyi düşün, emin misin? Baba, ne vardı bagajda bu kadar önemli? Bir söylesene, ne kayıp? Ya içinde ceketim vardı, evraklar vardı. Tamam, tamam, hadi kapat. Kapat, ben hallederim. Yol ver be, yol ver be, yol ver.